5. bölümde farklı yatırım türlerini, temel özelliklerini, getiri potansiyellerini ve risklerini anlatacağız. Dövizle başlayalım. Dövizin içine dolar, euro, yen, frank gibi gelişmiş ülkelerin para birimleri girmektedir. Ve geçmiş 30 yıla baktığımızda dövizin yıllık ortamın %3 değer kaybına uğradığını görmekteyiz. Faize yatırılabiliyor tabii döviz. Dolar ya da euro cinsinden vadeli mevduat hesabı açabiliyoruz. Bu durumda negatif getiri yerine %0 getiri elde edilebiliyor. Dövizin kullanım amacı fazla getiri sağlamak değil ama risk yönetimidir. Çünkü kriz dönemlerinde döviz ciddi pozitif hareketler yapmaktadır. Diğer yatırım enstrümanlarının aksine. Mesela gayrimenkulünüz varsa değer kaybedebilir. Hisse senediniz varsa değer kaybedebilir. Ama döviziniz varsa genelde krizde pozitif hareketler söz konusu. Bu nedenle risk yönetimi amacıyla döviz kullanılabilir. Geçmişe baktığımızda 1 yıl için %30'u, 4 yıl üst üste devam eden ve %70'i aşan ciddi değer kayıpları var. Bir sonraki grafikte bunu da işleyeceğiz. Ve uzun vadede de negatiflik söz konusu. Fakat son 11 yılda birazcık ekonomik ve konjonktürün etkisiyle enflasyonun üstünde de bir performans görünmüş. İsterseniz bu grafiğe bir bakalım önce. Bu ilk grafiğimiz 1994 ile 2018 yılında doların TÜFE endeksine kıyasla performansını gösteriyor. Yani dolar belki çok yüksek artmıştır ama aynı zamanda Türkiye'de bir enflasyon yaşandığı için gerçekte değer kaybına uğramış. Ve burada dikkat çeken unsur kriz dönemlerinde 1994 krizi, 2001 krizi, 2008 krizi ve 2018'de döviz ciddi ataklar yaptı. Yani portföyümüzün eridiği, borsa vesaire gibi yatırımlarımızın oldukça zor günler geçirdiği dönemlerde dövizin, doların ciddi bir artışa sahip olduğu görülmekte. Bu da oldukça ilgi çekici. Bir diğer ilgi çekici unsur ise doların enflasyona kıyasla uzun vadede aşağı yönlü bir trende sahip oldu. Yani Amerika'da da bildiğimiz gibi %3 civarı bir enflasyon var. Ayrıca Türkiye görece daha ucuz bir ülke olduğu için pahalandıkça doların alım gücü azalmakta. Bu iki unsur bir araya gelince uzun yıllara vurduğumuzda dolar değer kaybetmekte. Yıllık doların reel getirileri, yani enflasyondan arındırılmış getirilerine baktığımızda ise 1986'dan 1995'e kadar neredeyse her yıl negatif getiri elde ettiğini görüyoruz. Hatta %20'yi aşan negatif getiriler bile olmuş. 1994 krizinde %30'luk ani bir artış var. 2001 krizinde yine %25'lik ani bir artış var. 2008'de %20'lik, 2018'de de %30 civarı bir artış yaşadık. Bu da bize şunu gösteriyor. Dolar bir değer kazanmak, büyütmek için bir yatırım aracı değil ama tam tersine bir kriz döneminde bizi güvende tutan bir yatırım aracı. Özellikle aylık vadeli mevduatta tutmamız portföyümüzün belli bir kısmını, tamamına değil tabii ki, %10 olur, %20 olur. Tutarsak ve eğer diğer yatırım enstrümanlarımız da riskli ise, eğer riskli enstrümanlara yatırım yapmıyorsak, dolar bulundurmamızın hiçbir anlamı da olmayabilir. Ama borsa, hisse senetleri gibi yatırımlarımız varsa, dolar güzel bir güvenlik aracı, hedge aracı olarak kullanılabilecektir. Yine doların enflasyondan arındırılmış uzun vadeli getirisine bakarsak bir endeks olarak 1986'da 100 olan değer 2006'da hatırlarsanız dolar 1,1 TL'ye kadar düşmüştü. 100'den 20'ye düşmüş. Yani 20 yılda %80 değer kaybetmiş. Bu çok ciddi bir kayıptır. Fakat 2016'dan sonra dolar nispeten değerlenmeye başlamış. 20'den tekrar 40'a çıkmış. Ama genel olarak uzun vadeli trend aşağı yönlü. Bunun da aşağı yönlü olmasının bahsettiğim gibi iki nedeni Amerika'daki enflasyon, Türkiye'de fiyatların görece ucuz olması, globalleşme nedeniyle dünyadaki ülkelerdeki fiyatlar birbirlerine yaklaştıkça dolar da haliyle Türkiye'de reel olarak değer kaybedecektir. Yani bu grafiği göstermemin temel amacı ana yatırım aracı olarak
ana saklama aracı olarak doları kullanmak oldukça yanlış olabilecektir.